Köfteli yoğurt çorbası. Ay çok sevdiğim bir çorbadır benim. Müthiş. Bayılırım. Ekşili değil ama. Yok, ekşili değil ama yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası. Biliyorsun Anadolu'da ve İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde bu yoğurt çorbası hep başka versiyonlarda pişer. Yani kimin içine yeşil mercimek konur, kimin içine nohut konur, kimisi everiştesine yapılır. Kimisi sadece pirinçle yapılır. Evet. Ama nihayetinde özü yoğurt çorbasıdır ve biz millet olarak bu çorbayı çok severiz. Nasıl bir lezzettir o çünkü çok, yani çok değil mi? Çok güzel bir lezzet. Ay harika. Hadi köfteli yoğurt çorbası başlasın. 3 su bardağı yoğurdu var sevgili Meltem ablanın. 1 çay bardağı arpa şehriye, 1 su bardağı nohut, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta. Köfte harcı, köfteyi kızartmak için, sosu için falan çeşitli şeyler var. Ne su almaya geldim. Suya geldi. Bir çeşitli şeyler var. Ben malzemelere bakınca ne yapacak acaba diye düşünüyorum. Buyurunuz. Yani şimdi ilk önce tencereme çorbamı, suyunu koyuyorum. Ama hep şöyle şeyler tercih ediyorum. Farz et ki pazı kavurdunuz ya da sebzeli bir şey yaptınız, peki, suyu kaldı. O sularını muhakkak kullanın. Yoğurt yaptınız, yoğurt fazla sulu oldu. O suyu muhakkak kullanın. Çorbanıza hem lezzet katar hem ayrıca besleyici değeri fazlalaşır. Şimdi arpa şehriye. Suyumu koydum. Arpa şehriyemi ilave ediyorum içine. O burada kaynaya duracak. Peki. Ben diğer taraftan köftelerini yapacağım. Köfte harcı için 200 gram kıyması, 1 soğan, 2 yemek kaşığı galeta unu, tuz ve karabiberi var Meltem ablacığımın. Şimdi bunda bir de galeta unu seviyorsun köfte harcında. Yakışıyor galeta unu. Bir de şunu seviyorum aslında. Bugün yine bayat ekmekle ilgili çok güzel bir tarif vereceğim ama her an insanın elinin altında bayat ekmek olmayabiliyor. Doğru. Dolayısıyla galeta unu bunun için iyi bir alternatif. Evet, ikinci tarifimizde kek kalıbında kaşarlı salamlı bayat ekmek böreği. Evet. Yani yine en değişiğinden bir şey bulmuşsun sevgili. Ya ziyan olmasın, ne yapılabilir ne yapılabilir, bayat ekmekle alakalı biliyorsun çok şey yapılıyor. Evet. Çok güzel tarifler var ama son zamanlarda bu benim sık favorim sık yaptığım favorim haline geldi. Karabiberle girdi. Karabiber, kimyon ilave edebilirsiniz. Tamam. Yani aslında siz köfteyi nasıl seviyorsanız diyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Soğansız tabii ki. Yok, soğan koydum soğan. Soğan. Ama soğan koymak durumunda da değilsiniz. Hı-hı. Soğansız da çok güzel bir köfte oluyor acaba bu. Acaba dedim hani çorbaya girecek diye soğan koymadın yok, mı? Yok, koyuyorum vallahi, yakışıyor soğan, hepsine yakışıyor. Hı-hı. Çok yakışıyor. Şimdi yalnız burada senin hoşuna gidecek mi bilmiyorum ama çok hafif yağda köfteleri biraz kızartacağım. Çok lezzetli oluyor. Peki. Hemen şuradan tavama alıyorum. Hemen ben veriyorum sana. Heh. Onun içine bir lokmacık yağ ilave edeceğiz. Zevkle. Şimdi bak kaynamaya başladı. Bu arada da yoğurt çorbası yaparken içine yoğurdunu ilave ederken böyle kesilip pırtık pırtık olur ya. İşte onu engellemenin püf noktası var. Ne yapmanız gerekiyor? Yoğurtla yumurtayı iyice çırpıyorsunuz. Sonra bir tavanın içine koyup hafifçe karıştırarak tam pişirme de demeyeyim ama ılık ve sıcak hale getiriyorsunuz. Çok güzel. O vaziyetteyken çorbanın içine ilave ederseniz hiçbir şekilde kesik kesik pırtık pırtık olmaz. Çok güzelmiş. Çorbanız. Bu da aklınızda bulunsun. Minik bir püf noktası. Evet. Yoğurt ve yumurtayı yavaş yavaş karıştıracağız kesilmesin diye. Evet, aynen öyle. Müthiş. Şimdi. Evet, köfteler geldi. Şöyle bir ucundan köfteler gelsin. Tamam. Diğer tarafta da gördüğün gibi eriştem kaynıyor. Tamam. Arpa şehriyem ama bunu erişteyle yapabilirsiniz. Tamam. Pirinçle yapabilirsiniz. Ne seviyorsanız. Bir her zaman söylüyorum hani Allah ne verdiyse var ya. Bazen dolabı açıyorsun. Ne bileyim hiçbiri olmuyor da bulgur oluveriyor. Evet. Onun yerine arpa şehriyesi yerine ne bileyim bir avuç bulgur atabilirsiniz. Çok güzel. Burada bu köfteyi farklı hale getiren ve lezzetli hale getiren aslında bu hafif kızaran, hafif pembeleşen köfteler. Olsun canım, artık bu kadarcık yağda, bu tavalarda bu köftenin biraz kızarması çok büyük problem değil. Genelde zaten artık yağsız kızartıyoruz neredeyse. Evet. Güzel ızgara oluyor bu köfteler. Hani ben Eren için bile yaparken çok yağlı yapmamaya çalışıyorum. Ya işte hepimizin aslında dikkat etmesi lazım. Bir de geçenlerde yine uzmanlarımızdan birini dinlerken dedi ki eskiler bu kadar tereyağı yiyordu. Evet. Değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Olmamış. Babam hala bayılır tereyağıya, kızım tereyağı. Ama şunu söyledi. Adını hatırlayamadım şimdi doktorumuzun ama dedi ki eskiden tereyağı tereyağıydı. Evet. Şimdi tereyağı tereyağı değil, onun için
Yine ölçülü yiyin dedi. Yine ölçülü. Bu çok doğru bir tespit. Diğer beslenme şekillerimizde de bir takım şeyler eskisi kadar natürel beslenmiyoruz belki de. Biraz maalesef. Daha karıştı. Ve bunların etkisi var tabii ki. Yoksa elektrik olarak bize geri dönüyor. Eski sağlıklı hallerimizi arıyoruz. O yüzden belki de bu kadar organik tarıma yönelme, herkesin organik gıdalardan beslenmeye çalışma, işte değil mi bahçesinde bir şeyler ekeyim, orada yaptım demek çok güzel duygu yani. O bilincin gelişmesi hem köylümüz ve tarım yapanlar adına hem de sağlıklı beslenmek isteyenler adına bu karşılıklı bir birbirine destek olma noktası olduğunda bence biraz daha sağlıklı besleneceğiz. Evet. Ama tarım yapan köylümüze destek çok önemli. Çok önemli kesinlikle. Şimdi birkaç tane daha köfte koyacağım. Sonra devamını sonra yapayım. Tamam, çünkü sonra bütün program köfte yaparak geçmesin. Aynen, iki yemeğimiz daha var çünkü. Şimdi hadi bir tane daha koyayım benden. Tamam. Aldım. Şimdi arpa şehriyen pişti. Evet. Daha doğrusu suyun içinde haşlandı. Diğer taraftan da köftelerin minik minik kızarıyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Nohutum var. Evet. Bu yemeği en lezzetli hale getiren şeylerden bir tanesi. Nohut mudur? Bak. Evet, hem tok tutar, hem son derece besleyicidir. Hem de bu çorbaya ister şehriyeli yapın, ister everişteli yapın, ister pirinçli yapın acayip yakışır. Şöyle nohutumu da ilave ettim içine. Şimdi bir şey yapacağım. Böyle çorbayı biraz helmeli seviyorsanız. Ne demek o? Böyle yani ağza gelsin. Biraz daha yoğun seviyorsanız. Çok sulu değil de. Biraz daha yoğun seviyorsanız. O zaman yapmanız gereken şey. Birazcık bak şu kadarcık un. Un koydum. Evet. Birazcık un koydum. Hemen şuradan biraz su ilave ediyorum içine. Hani bu çorbanın bir yapılış şeklinde bu köfteleri böyle una bulayıp da pişirmek de var ya. Ha, o ekşili köfte aslında. Ekşili köfte. Evet. Aha. Ekşili köfte. O da güzel bir tane. Evet, o da ben seviyorum. Ben de çok severim ekşili köfteyi. Bir günde ekşili köfte yaparım. Bak benim ekşili köftem çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Ben herkes çok sever. Çok severim bak. Ya bak hani en kısa zamanda şeyler yapalım. Böyle beşi geçmez hani böyle çok sevdiğim diye adlandırabildiğim o çok sevdiklerim. Aa ben. Çok güzel. En kısa zamanda yaparım. Herkesin tabii bir yapış tarzı var ama benim yoğurt ekşili köftemi çok severler. Evet, öyle diyorsa kesin bir şey vardır. Evet. Kesin. Bir İstanbul usulü var ekşili köfte biliyorsun. Bir de daha Güneydoğu Anadolu tarafında onlar daha salçalı yaparlar. Salçalı, ve daha baharatlı yaparlar. Şimdi unumu da ilave ettim. Bu biraz daha yoğun olmasını sağlayacak. Arpa şehriye nohut, biraz unu sulandırıp bir kaşık koydum. Evet. Şimdi bunları koydum. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Hani un bir lokmacık böyle şeyini alana kadar. Hafif yoğunlaşana kadar ve o un kokusu geçene kadar. Köfteler de kızarmak üzere. Evet. Ben tarif olarak oraya 200 gram kadar köfte koydum ama 100 gram köfte kıymanız da varsa olur. Yani, tabii canım. Tadı değişsin çorbanın, kokusu değişsin, lezzeti değişsin. Evet. İçindeki miktarın çok olup olmamasının önemli değil. Çok önemi yok. Evet. Sadece bak şimdi. Şimdi yoğurdu koydum. Yumurtamı da kırdım. Evet. Şöyle karıştırıyorum iyice. Kesilmesini engelleyecek mesele budur diyorsun. Şimdi kesilmesini engelleyecek meseleyi hemen geliyorum sana. Ben getiriyorum sana. Tava mı? Evet. Herhangi bir tava fark etmez çünkü yoğurdu koyacağım içine. Bak. Wok tavası ocağımız. Evet, wok tavası. Şansıma wok tavası geldi. Şimdi onu kesik kesik yapan şey sıcakla soğuğun aslında çarpışması. Bir taraftan da yumurtanın akının çorbanın içinde pişmesi. Onu engellemek için hemen şöyle bir lokmacık yani birazcık şeyi ısısı değişsin. Göreceksiniz ki hiçbir şekilde kesilme olmayacak. Şimdi birazcık da tuzunu ilave ediyorum. Yoğurdun içine. Ve bunlar oldu. Bak bunları alıyorum. Hadi bakalım. Onlar da pişe dursun orada. Bunları aldım. Şu daha büyük yeri alayım mı ben bu arada? Vallahi olur. Hem de sıcak. Böyle karıştırarak bir tık kaynasa şahane. Bak ne güzel cos oldu. Evet. Oo. Yoğurt şimdi yavaşça o ısısı değişecek. Değiştikten sonra da çorbamızın içine ilave edeceğiz. Sonra ne yakışıyor?
tereyağında naneyi kavurursanız ya da zeytinyağında çok yakışıyor. Ama o nanenin içine biraz da bir diş de sarımsak çinterseniz böyle, seviyorsanız ama. Evet. Yani o da gerçekten bu çorbanın hani lezzet neyi derler? Lezzet kralı, lezzet kraliçesi. Tamam. Evet, o onu çok beğeniyorum. Tamam. Şimdi hemen bir minik tava daha alıyorum. Bunun içinde de nanesini yakacağım. Nanesini yakacağım. Aa, tereyağıyla. Biraz mi? Tereyağı kullanayım, biraz da karıştırayım. Öyle mi? Karıştıralım, evet. Buyurun. Azıcık. Ama hani siz ne varsa evde, tereyağınız varsa tereyağı, yoksa hakiki zeytinyağıyla bunu yapabilirsiniz. Harika. Nanen de orada mı? Evet, evet. Nanem de burada. Şimdi yapmamız gereken şey şu, çorbamız kaynıyor, köftelerini koyduk, arpa şehirlerini koyduk, nohutunu ilave ettik. Bu tarafta da yoğurdumuzu yumurtayla güzelce karıştırdık, tamam. Çok azıcık da un ilave ettik, tuzunu da koyduk. Şimdi hepsini evlendireceğiz. Haydi bütün bakalım. Bütün aileyi bir araya getireceğiz. Bir araya getireceğiz, evet. Ay çok güzel. Yani biraz böyle meşakkatli gibi ama çok kolay oldu, baksana. Yok tabii tabii. Lezzet çok kolay. Lezzet olacak yani. Şimdi bu da eridi. Şimdi onu istersen yavaş yavaş yavaş. Kesilmeyecek şimdi. Evet, bu karıştırarak yine. Buyurun. Çorbayı. Aşkım buyurun. Ah, karıştır. Sen karıştır. Hadi ben bakalım. Dökeyim sana yavaş yavaş. Bak kesilmedi değil evet, mi? Evet. Çok güzel oldu. Süper. Tabakta da kalmasın. Bu da bereketidir. Tamam. Şimdi diğer tarafta da şu biraz daha iyi yanıyor. Sanki tamam, değil mi? Şöyle iki dakika koyayım. İşte efendim bak, anlatmaya çalıştığım çorbadaki yoğunluk şu. Bak karıştırınca anlayacaksın. Oluyor, değil mi Meltem abla? Bak sulu sulu lıngır lıngır değil ama böyle hafif bir evet. Yoğunluk var. O kadarcık un. Bir kaşık mı koydun? Evet, onu? Bir kaşık un koydum. Yetti bile. Her çorbanızın içine koyabilirsiniz. Hani glutensiz besleniyorum, un kullanmıyorum filan. Eğer bunlar söz konusu değilse hayatınızda evet. O zaman bu son derece yakışıyor. Güzel oluyor. Naneyi koydum. Evet, naneyi de şimdi dosyacak üstüne. Şöyle şuradan göstereyim kameraya göre. Oh. Dumanı üstünde şahane müthiş oldu. Müthiş bir çorba oldu. Evet. Birazcık daha. Bak mis gibi. Şimdi bunu demin dedim ya, bir diş çarımçak çintebilirsiniz. Evet, çarımçak çintelim. Ben konuşabilsem neler söyleyeceğim. Senin çarımçak derken senin de küçük sarımsak renden hemen aklıma geliyor. Ona çok gülüyorum küçük ben. Küçük sarımsak rendini bulamadım. Aa bak büyüğü varmış burada. Rendeleyeyim mi? Evet, bir lokmacık rendele. Tamam. Yetti mi? Süper. Hani böyle bir lezzet var. Bir tık. Yani. Bir tık, evet. Tamam. Hani sarımsak da kokmasın ama tamam. Sarımsağın aromasını da aldın. Çok güzel bir çorba yaptık. Afiyet olsun. Afiyet bereket olsun. Olsun. Bak. Ağzını kapattım. Heh. Şimdi altını da kapattım. Şöyle alayım bitti böyle. Bitti mi? Bu kadar bu mı? Bitti bak. Bu. Ha, bitmedi. Ha. Daha eğer istersen tereyağını erit. Ha. Kırmızı pul biberi üstüne at. Tabii. Cos etsin. Dök onu çorbanın üstüne. Bir de kızarmış ekmek. Allah daha biraz ne olsun. Biraz kalorili oldu ama hani ekmeksiz de güzel olur fakat ben... Ve bu tek başına bir yemek. Tek başına bir yemek. Ya bir öğün bundan koca bir tabak yiyin. İçinde kesinlikle. Her şey var. Baksana kalsiyum var. Yoğurdu aldık, yumurtayı aldık, proteini aldık. Zaten kıyma var. Nohut var. Nohut bakliyat var. Her şey var yani. Müthiş güzel. Vejetaryenler de kıymasız yapabilirler, köftesiz yapabilirler. Yapabilirler, köftesiz yapabilirler çocuklar dediği gibi. Çocuklar bayılıyor. Çocuklar için de çok çocuklar çok, güzel çok bir seviyor. Lezzet. Şimdi çorban pişti. Çorbamı kenara